kripto para bağımlılığının elbette birçok sosyal sonuçları da olmakta. Eşle ilişkiyi, evlilik ilişkisini ciddi derecede etkileyen bir durum. Bir süre sonra çiftlerin birbirlerine olan güveni azalmakta ve evin idaresiyle, yönetimiyle, ekonomisiyle ilgili sorunlar yaşandığı için hem güven problemi hem ekonomik sorunlar bir araya geldiğinde evlilikler bitme noktasına dahi gelebilmekte. Son yıllarda hayatımıza giren yaygın bir alışveriş biçimi halini aldı. Borsayla bir takım benzer yanları var. Elbette ki kripto paranın avantajları da var ama avantajlarının yanında dezavantajları da oldukça fazla. Borsayla bir takım benzerlikleri var ama borsayla kıyasladığımızda 7/24 ulaşılabilir olması, cep telefonundan kolaylıkla takip edilebilmesi ve ani yükselme ve düşüşler daha bağımlı olmaya yatkınlık yaratan faktörler. Bu bilinmezlik, bu ani yükselmeler, düşmeler, kişinin düşük miktarlarda para yatırarak büyük paralar kazanacağına olan inancını da artırdığı için ve bu inanç sürekli bir şekilde sosyal medya tarafından da canlı tutulduğu için bağımlılık gelişimine zemin hazırlayan bir durum teşkil ediyor. Elbette ki her kripto para kullanan kişi bağımlıdır anlamına gelmiyor. Ama belirli bir takım işaretler varsa bizim kripto para bağımlısı mıyız acaba diye düşünmemizde fayda var. Nedir bu işaretler? Planladığımızdan daha uzun süre kripto para ticareti yapmaya başladı isek, kripto para ticareti yapmak için gittikçe artan miktarlarda para harcamaya başladı isek, kripto paraya zaman harcadığımız için normal günlük sorumluluklarımızı ihmal etmeye başladıysak, yine bu ticaretten dolayı günlük hobilerimiz, aktivitelerimiz değişmeye başladıysa, keza para kullanımının sonuçlarıyla ilgili işte geçirilen zaman, kaybedilen parayla ilgili yalan söylemeye başladıysak, bununla ilgili kişi kendisine bir şeyler söylendiğinde öfkeleniyorsa, agresif tutumlar da bulunuyorsa, uykular, iştah etkilendiyse, bu ticareti yapmak için arkadaşlardan, tanıdıklardan borç almak, krediler çekmek, bizim olmayan paraları kullanmaya başladıysak, para ticareti yapmayı bırakmak istememize rağmen bunu bir türlü yapamıyorsak ve artık bu finansal desteği sağlamak için başkalarına bağımlı olmaya başladıysak, sürekli zihnimiz bununla meşgulse ve sürekli telefondan, iş yerinde olsun, özel hayatımızda olsun bunu takip etme zorunluluğu hissediyorsak ve edemediğimizde huzursuzluk, iç sıkıntısı, kaygı, endişe gibi belirtilerimiz oluyorsa kripto para bağımlılığı açısından bir uzmanla görüşmekte fayda var demek. Kripto para bağımlılığı hem ev yaşamında hem iş yaşamında birçok probleme yol açabiliyor. Özellikle evin ekonomik dengesi bozulduğunda hem eşli problemler ortaya çıkabiliyor hem de sosyal problemler ortaya çıkabiliyor. Keza az önce söylediğim gibi uygun parayı bulabilmek için yalan söylemek, da çevreden borç almak, hem kişinin arkadaşlarıyla olan ilişkisini, hem bu yalan ortaya çıktığı takdirde eşiyle olan ilişkisini de bozucu bir işlev görüyor. Yine işte sürekli para takip etmekten kendi işimize odaklanamadığımızda ve gözümüz sürekli ekranda olduğunda bu da iş kayıplarına sebep olabilmekte. Eğer kripto para bağımlılığından muzdarip olduğumuzu düşünüyorsak mutlaka bir psikiyatrik destek almak önemli. Nasıl bir tedavisi var kripto para bağımlılığının? Bunu da bir çeşit bağımlılık gibi değerlendirebiliriz. Tabii ki ilaç tedavileri ön planda olabiliyor. İlaçlar dürtü kontrolümüzü sağlamaya yönelik olarak fayda sağlayabiliyor ama öte yandan bu davranışın kökenleriyle ilgili ve nasıl bırakacağımızla ilgili de terapi görüşmeleri yapmak gerek bireysel gerek aile terapileri görüşmeleri yapmak da çok faydalı olmakta.